Merhaba dostlar. Bazen büyük olaylar veya insanın başına gelmeyecek olağanüstü şeyler olmaz romanların konusu. Bazen acılar da romanların konusu olur. Bazı acılar vardır ki büyük olaylardan daha çok etkiler bir insan hayatını. İşte böyle bir acıyı anlatan güzel bir kitap, Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu kitabını sizlerle inceleyeceğiz. Peyami Safa'nın kitaplarını önceden okumuştum. Özellikle Yalnızız romanından etkilendiğimi anımsıyorum. Fakat çok önceden okuduğum için çok ayrıntılarını hatırlamıyorum. O yüzden uzun süre sonra Peyami Safa'nın okuduğum ilk romanı diyebilirim 9. Hariciye Koğuşu'na. Peyami Safa, Türk edebiyatımızın büyük yazarlarından bir tanesidir. Özellikle psikolojik tahlilleriyle edebiyat dünyamıza damgasını vurmuştur diyebiliriz ki bu kitabında da bu tahlilleri çokça görmekteyiz. Yani bu ünvanın hakkını fazlasıyla vermiştir bu kitapta. 9. Hariciye Koğuşu, Peyami Safa'nın hayatından yola çıkarak yazılmış bir kitap. Hatta buradaki baş kişinin kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Birçok edebiyat tarihçisinin ortak görüşü de budur. Çünkü Peyami Safa da hastalıklarla geçen bir çocukluğa sahiptir. Romanımızın baş kişisi olan 15 yaşındaki delikanlı da yine Peyami Safa'nın bu hastalığıyla paralel bir hayat döngüsüne sahiptir. Peyami Safa, edebiyat dünyasında çokça eser vermiş, çeşitli türlerde kitaplar yayınlamış birisi. Özellikle eskinin tabiriyle mecmualarda kitapları, öyküleri yayınlanmış, müstahar bir isimle Cingöz Recai ismindeki günümüzde de popüler olan bir polisiye kitap serisi yayınlamış ve çokça tutmuştur. Kitabımıza gelirsek, 9. Hariciye Koğuşu kitabımızda 15 yaşındaki gencin bu hastalığı kabullenme süreci, bu hastalığın onun ruh dünyasındaki yansımaları, bir de Nusret ismindeki kendisinden 4 yaş büyük bir akrabasının kızına olan aşkından bahsedilir. Kitap kabaca 3 bölümden oluşur. İlk bölümde roman baş kişisinin bu hastalıkla yüzleşmesi, bu hastalıkla ilgili iç dünyasındaki duygu ve düşüncelerinin bizlere yansımasını okuruz. İkinci bölümde Nusret ismindeki kıza aşkını okumaktayız. Onunla yaşadığı aşk macerasından bahsetmekte. Son bölümde ise ameliyat süreci, bu hastalığın daha da ortaya çıkması, onun hayatındaki belirgin izlerini görmekteyiz. Kitap oldukça akıcı bir dille yazılmış, Peyami Safa'nın gerçekten büyük bir yazar olduğunu bize hissettiren bir edebi dile sahip. Romanda daha çok roman baş kişisinin iç dünyasıyla yüz yüze geliriz. Peyami Safa'nın edebiyat dünyasındaki ünvanına yakışır bir derinlikte ve güzellikte tahlillerdir bunlar. Bana Dostoyevski'nin tahlillerini hatırlatacak kadar derin noktalar barındırdığı hissini verdi. Kitap oldukça etkileyici, duygusal bir yapıya sahip. Özellikle ağır hastalık geçirmiş insanların daha çok empati kurabileceği, onlar okuduğunda daha çok etkileneceği türde hastalıkları ve bu hastalık psikolojisini çok gerçekçi bir dille ele almış olması hasebiyle de ilginç, güzel bir eser olarak karşımıza çıkıyor bu kitap. Peyami Safa dili akıcı, canlı ve beni şaşırtacak derecede günceldi. Özellikle kişinin buhran anlarındaki kısa cümleleri ve şu anı anlatan ifadeleri çok modern bir tarzdaydı. Kitap 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde parça parça neşredilmiş, 1930 yılında da kitap haline gelmiş. Burada elimdeki 9. Hariciye Koğuşu kitabı Ötken Yayınları tarafından basılmış, güzel de bir kapağa sahip fakat biraz daha içindeki konuyu anlatan, içindeki konuyu ifade eden bir kapak olabileceği düşüncesine rağmen güzel bir kapak, dikkat çekici renk anlamında hoş bir kapak olduğunu söyleyebilirim. Kitapta gencimiz bir varoş mahallesinde annesiyle birlikte oturmakta, yakın akrabası olan köşkte yaşayan akrabasının yanına giderek onlarla beraber vakit geçirmekte, yaşlı akrabasına kitaplar okumakta, onun kızı olan Nusret'e ise gönül bağı kurmaktadır. Olayın geneline yansıyan o negatif hava kitabın sonuna kadar devam etmekte, kitabın sonunda da yine bu negatif havanın etkileri okuyucu sarmaktadır. Çünkü kitap mutsuz bir gencin, hastalıklarla mücadele eden bir gencin içinde yaşadığı buhranlardan bahsetmektedir ki kitap boyunca da bu çizgisini korumuştur. Kitabı genel olarak beğendiğimi söyleyebilirim. Olay örgüsü, karakter oluşturma becerisi, hikayenin anlatımı
Bunların hepsi klasik olabilecek nitelikte bir tarza sahipti, bir kaliteye sahipti. Fakat ufak tefek eleştirilerim de olacak bu kitapla ilgili. Bir kitap ne kadar da klasik seviyesinde olsa da eleştirilebilecek bir tarafları olabilir. Bazı kitaplar eksiklikleriyle güzelleşir, eksiklikleriyle daha çok ortaya çıkar zaten. Bu kitapta eleştirdiğim noktalardan bir tanesi karakterin annesinin çok arka planda kalmasıydı. Bu hastalığın onun psikolojisi üzerindeki, annesinin ruh dünyası üzerindeki yansımasını daha ayrıntılı hissetmek güzel olacaktı. Karakterimizin Nusret'i olan aşkı ve Nusret'in onun aşkına karşılık verme biçimi anlamında daha derin analizler, daha derin incelemeler olabilirdi. Orasının bir anda ortaya çıktığı düşüncesindeyim. Bu konu daha çok işlenebilirdi. Duygular bir anda boşaldı. Bu manada kitabın genel gidişatıyla bir eksiklik oluşturduğu düşüncesindeyim bu kısmın. Karakterimizin zamanında bu hastalığı geçirdiği veya bu hastalıkla ilgili deneyimlerinin olduğunu hissediyorum. Kitapta kullanılan terimlerden, hastane ortamından, tıp terimlerinden dolayı. Bu da Peyami Safa'nın çocukluğunda hastalıklı dönemlerden geçmiş olmasına yorulabilir. Kendinden yola çıkarak böyle bir kitabı oluşturması da yazarın bir derinliğidir ve kitabın gücüdür aslında. İşin aslı kitabı okumadan önce 9. Hariciye Koğuşu ismini duyunca ıslah evine düşmüş bir çocuğun hikayesini bekliyordum. Fakat burada bir hastane odasının ismi olarak karşımıza çıkıyor 9. Hariciye Koğuşu. Ki karakterimiz burada hastalığı zaten kendisi için bir ceza, bir hapis olarak görüyor. Ve hastaneyi de bir nevi hapishane havasıyla ele alıyor. Burada aslında öngördüğüm şeyle de paralel bir nokta yakalamış oldum diyebilirim. Kitabımız yine uzun öykü diyebileceğimiz türe ait. 109 sayfa uzunluğunda ve sadece bu karakterimizin hastalıkla ilgili olan, başından geçen olayları anlatıyor. Hastalıkla ilgili olan, kendisinde sirayet eden duygulardan bahsediyor. Bu manada güzel bir öykü kitabı. Kısa öykülere gittikçe ilgim artıyor benim de ayrıca okuduğum kitaplardan dolayı. Hem kısa sürede okuyorsunuz hem sadece bir olaya odaklanma beceriniz artıyor. Bir şiirsel etki bırakıyor damağınızda diyebilirim. Bu yüzden kısa öyküleri okuyarak sizlerle daha çok paylaşmak istiyorum. Peyami Safa oldukça siyasi bir kişi. Döneminin siyasi hareketlerine oldukça etkin bir şekilde katılmış. Sadece siyasi alanda değil, edebi alandaki tartışmaları da zamanında ünlü olmuş bir yazar. Polemik seven, tartışmayı seven, edebi tartışmalara etkin bir şekilde katılan yazarlarımızdan birisidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Kitap 1915 yılında geçiyor. Birinci Dünya Savaşı'nın o çalkantılı dönemini de hissedebiliyorsunuz. Yer yer siyasi göndermeler de, döneminin siyasi göndermeleri de yer alıyor kitapta. Bu manada hem dönemine de yeterince yer etmiş, tarihsel bir his de uyandırıyor. Yani okuduğunuz zaman eski döneme ait güzel bir eseri okumanız da size ayrıca heyecan veriyor. Neticede bu eser yazıldığından bu yana neredeyse 100 yıl olmuş. 100 yıl önceki bir eseri okuyup o dönemdeki insanların duygularını tahlil etmeniz açısından da etkileyici oldu diyebilirim. Burada belirtmem gerekir ki kitapta Osmanlıca kelimeler de çok fazlaydı. Bunların bir kısmını anladım, bir kısmını cümlenin gelişinden çıkardım fakat bir kısmını anlayamadım. 100 yıl önceki bir kitabı okurken bazı yerleri anlamamış olmak bir noktada bizim için bir eksiklik diyebilirim. Tabii ki zaman değişiyor, dil değişiyor ama bir dilin bu kadar hızlı değişmesi o dilin geleceği açısından çok iyi değildir diye düşünüyorum. Buradaki en azından Osmanlıca kelimeleri okuduğumuz zaman anlamalıyız. Çünkü Türk edebiyatının, Türk romanının önce eserleri bunlar ki bizim roman dünyamız zaten 100-120-150 yıl maksimum sene önce ortaya atılmış. Yani aslında roman dünyamızın ilk eserlerini okuduğumuz zaman anlayabilmeliyiz diye düşünüyorum ki bu eserler yeni Türkiye'nin o Türkçeleşme sürecinin de meyveleri. O dönemden bu döneme ne kadar deformasyon olmuş onu da acı bir şekilde fark ettim. Bu manada okullarda bu tür Osmanlıca kelimelere daha çok yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından 9. Hariciye Koğuşu gibi kitapları okuduğumuz zaman anlamadığımız kelime sayısının 3 veya 5'i geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden dilimizin bir noktada kısırlaştığı kanaatine de vardım bu kitabı okuduğumda. 9. Hariciye Koğuşu kitabını beğenerek okudum. Peyami Safa'nın büyük bir yazar olduğunu gerçekten tekrardan fark ettim ve okunması gereken yazarlarımızdan, takip edilmesi gereken yazarlarımızdan olduğunu fark ettim ve tekrardan anladım diyeyim. Bu yüzden 9. Hariciye Koğuşu kitabını sizlere tavsiye ediyorum. Peyami Safa'nın diğer kitaplarını da okuyarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer takip etmiyorsanız takip edebilir, bildirimleri açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi okumalar diliyorum.